Burası benim mahallem. İnsanların çınar, akasya ağaçlarının yerine göğü delen plazaların duldasında gölgelendiği bu kocaman kentin kıyısında bir yere sıkıştırılmış gibi durduğundan kenar mahalle denilen, hani entelektüel sohbetlerde getto diye tabir edilen mahallem. Küçücük evlerin içinde nice büyük umutların, büyük acılarla sarmaş dolaş olduğu, her yaşanmışlığı o evlere inat, kocaman izler bırakan benim mahallem. Herkesin aynalara gösterdiği bir yüzü ve kimsenin bilmediği bin hüznü vardır demiş Hazreti Mevlana. Burası hüzünlerimiz kadar neşelerimizin de iç içe yaşandığı, sokaklarımızın bağladığı mahallem. Ve bu benim hikayem. Bu sokaklarda, bu mahallede ve bu tek katlı beyaz evde yazılan. Her çocuğun görmekten en çok korktuğu bir kabusu, en güleç çağımda yaşayarak yazılan hikayem. Ellerini tutmaya en çok ihtiyacım olduğunda, soğuk hastane koridorları sonunda bir odada, güzel yüzünü, kanser denilen hüznünü bıraktığım annemle başlayan, bu sebeptendir tam dindi dediğimde durup durup bir yerimde yeniden kanayan hikayem. Annem ve onun tarifsiz özlemi. Buraya her geldiğimde kabuk bağlamadan yeniden içimde kanayan, kanayacağını bile bile her seferinde o soğuk taşın, o nemli toprağına gelmekten hiç vazgeçemediğim, kulağımda ilk duyduğum sesinin şimdi suskundu. Güvenin ve merhametin ete, kemiğe bürünmüş, iyi ki varsın, iyi ki senin kızın olmuşum cümlesini bana her gece yatmadan kurduran, her duamın en baş köşesinde olan, sol yanımda çarpan can hali. Ne kadar da doğru söylemişler. Baba ne kadar sağlamsa, kızı o kadar dik durur. Baba ne kadar gülerse, kızı o kadar hayat saçar. Baba ne kadar hayattaysa, kızı o kadar yaşar. İşte annemin yokluğunda sığındığım en güvenli limanım. Büyük adam olma çabamda dersimin bir yerinde gelen, demli çay kokusunda, eliyle uzattığı bardaklarda, tazecik buğday kokusunu, sokağın başından duyduğum ekmekleri elinde evimi dolduran canım babam. Allah korkusunu, merhamet duygusunu, vatan ve millet sevgisini ilk ondan duyduğum babacığım. İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Ve ben bugün mezun oluyorum canım babacığım. Senin küçüklüğümden beri çok istediğin mesleği yapmaya başlayacağım. Doktor oluyorum. Bu
bu meslekte belki de en çok ihtiyacım olan merhamet ve güveni öğrettiğin için sana binlerce kez teşekkür ediyorum.